Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video neden uykuya ihtiyaç hissettiğimiz hakkında. Bazıları 8 saat uykuya ihtiyaç hissederken bazılarına 4 saat yetiyor. Ama herkesin nefes almak ve yemek yemek gibi uykuya da ihtiyacı var. Fakat bilim insanları bunun nedenini hala çözebilmiş değil. Bu konuda ilginç teoriler ve ipuçları var. İpuçlarından en belirgin olanı yeterince uyuduğumuzda kendimizi iyi hissetmemiz. Uykusuz kaldığımızda ise çok daha kötü hissetmemiz. Birkaç günlük uykusuzluğun ardından uyku ihtiyacı öylesine ağır basar ki hiçbir şey uyanık kalmamızı sağlayamaz. Yapılan deneylerde bu haldeki insanların aşırı yüksek müzikte, ayakta hatta tekmelenirken bile uyuduğuna tanık olunmuştur. Birkaç günlük uykusuzluk hali insanda kafa karışıklığı, unutkanlık ve halüsinasyonlara neden olur. En uzun süreli uyanık kalma rekoru 11 gündür. Fakat yorulduğumuz için uyuduğumuzu söylemek, acıktığımız için yemek yediğimizi söylemek gibi olur. Uyuma nedenimiz budur. Ama neden uykuya ihtiyaç duyduğumuz sorusunun yanıtı değildir bu. Son yıllarda ortaya çıkan bir teoriye göre uyku, yeni bellek oluşumunda ve pekiştirilmesinde önemli rol oynar. Hafıza sistemimiz psikolojik gizemini korurken birçok araştırma uykunun perde arkasında bakım ve muhafaza işlevi gördüğü iddia ediliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Matthew Walker ve ekibi deneklere bilgisayarda sırasıyla çeşitli şekiller gösteriyor. Deneklerin yarısı bu şekilleri sabah, diğer yarısı ise akşam izleyip ezberlemeye çalışıyor. Daha sonra laboratuvara dönen deneklerin sabahçı olanları tüm gün boyunca uyanık kaldıktan sonra, akşamcı olanlar ise gece uyuduktan sonra hafıza testine tabi tutuluyor. Uyumuş olanların şekillerin sıralanmasını çok daha iyi hatırladığı ortaya çıkıyor. Gün içindeki kısa uykularında hafızayı güçlendirdiği düşünülüyor. Bazı araştırmacılar uykunun tazeleme ve yeniden düzenleme yoluyla belleğimize yardımcı olduğunu ifade ediyor. Farelere labirent içinde yol bulma eğitimi verilirken beyinlerinde gerçekleşen aktivite biçiminin gece uyku sırasında da tekrarlandığı görüldü. Buradan gündüz edinilen tecrübenin uyku sırasında da tekrarlandığı sonucuna varıldı. Dinlenmek ayrıca kötü deneyimlerin etkisinin azaltılmasında da yardımcı oluyor. Walker'ın araştırmasında kötü ve travmatik olayların yarattığı olumsuzluklarla beynin uyku sırasında baş etmeye çalıştığı da iddia ediliyordu. Burada rüya olgusu da devreye giriyor. Belleğimizin uyku sırasında yaşadığı çılgın maceralar olarak ifade edebileceğimiz rüyaların belleğin tazeliğini korumak için rastgele harekete geçmesi ve yaşanan olaylar arasında bağlantı kurma çabasının ürünü olduğu sanılıyor. Uyku mahrumiyetinin halüsinasyonlara yol açmasının nedeni de bu olabilir. Uyku yoluyla belleğimizi yeniden düzenleme fırsatından mahrum bırakıldığımızda rüyalar davetsiz bir şekilde uyanık dünyamıza girerek gerçek olanla olmayanı birbirinden ayırmamızı zorlaştırıyor. Bütün bunlar aslında bazı verilere dayanan spekülasyonlar. Beynimize çeki düzen vermenin yanı sıra vücudumuz uykuyu, hasarlı hücrelerin onarımı gibi bazı düzenleme ve idari işlerini yapma fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Bazı bilim insanları ise uykunun düzen ve onarım amaçlı olmadığını savunuyor. Neden uyuyoruz sorusunun yerine neden uyanığız sorusunun sorulması gerektiğini belirtiyorlar. Sıcak, güvende ve tok haldeyken yani temel ihtiyaçlar giderilmişken etrafta dolaşmanın ve uyanık kalmanın enerji israfı olduğunu ifade ediyorlar. Net olan şey uykunun akıl ve beden sağlığı için gerekli olması. Herkesin ihtiyacı farklılık gösterse de ortalama 7 saat uyumak gerekiyor. Daha az uyuyanların kalp hastalıkları gibi bazı hastalıklara daha açık hale gelme riskinin yanı sıra yaşam süresinin de kısaldığı düşünülüyor. Yani bir dahaki sefere uyumak istediğinizde suçluluk duygusuna kapılmak yerine uykunun size ne kadar iyi geleceğini düşünmek daha doğru olabilir. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.